Ama bunlar tabii çok makbul. Said Nursi Hazretleri'nde yapılmıştır biliyorsunuz böyle bir şey. Evet. Ve bütün peygamberlerde de bu görülüyor. Mesela bizim kendi peygamberimiz Hazreti Muhammed'e de denmiştir. Ve geçmiş peygamberlere de deniyor. Allah yolunda mücadele eden büyük mücahitlere, müştehitlere, alimlere de bu şekilde delilik iftirası atılmış. Ben de Allah yolunda mücadele eden bir insan olarak bu şereften nasibimi aldım. Yani bu da bizim sevabımız inşallah, inşallah Allah nasip inşallah. Ederse. Bunların ahirette bir güzellik olarak inşallah iftar edeceğiz. İnşallah. Yoksa bir nişanemiz olmazsa, bir zorluk çekmezsek ahirette ne anlatacağız, ne konuşacağız? Değil mi? Evet. Cenab-ı Allah ne zorluk çektiğini desin, ne diyeyim? Rahat rahat yaşadık, geldin mi? O gazete haberi yok. Evet. Size suçladıkları gazete, Bulvar Gazetesi'ndeki röportaj. Evet. İfademiz alınmıştır. Evet. Nöbetçi hakime çıkarttılar. Türk kavmindenim, İslam milletindenim. Evet. İslam milletinden Türk kavmindeniz. Evet. Ben Türk kavmindenim. İslam milletinden Türk kavmindeniz. Evet. Bunu söyleyince, söyledin mi böyle bir söz dedi hakim? Evet söyledim dedim. Tamam dedi. Sanığın tutuklanmasına dedi. Aha dedim, ben niçin dedim. Yani. Onu sana anlatırlar dedi. Siz oraya gittiğin yerde öğrenirsin dedi. O zaman ben de bir şey diyemedim. Yani. Hakikaten ben nasıl olduğunu da bilmiyorum cezaevin. Ben zannettim ki oradaki nezarethanede tutulacağım zannettim ben. Meğer cezaevine gitmem gerekiyormuş. Gittik, saçımızı kestiler, sakallarımız kesildi. Cezaevi kıyafeti giydik, özel. Karantina denen bir yere getirdiler. Bit, pire falan ne istiyorsan yani böyle. Böcekler, yani akıl almayacak bir yer böyle. Orada tuttular birkaç gün. Sonra oradan bizi sevk ettiler koğuşlarımıza. Önce siyasi koğuşa koydular. Marksistlerin bulunduğu koğuşa. Ya dedim ben burada duramam dedim ya, burası olacak yer değil mi? tamam dediler, o zaman seni başka bir yere alalım dediler. O zaman oradan aldılar, tek tekler denen işte o koğuşa koydular. Tek kişi evet, tek kaldı. Kişi hücre evet. 1,5 metre, 2,5 metrelik bir yer. Biz orada 9 ay ikamet ettik. Adresimiz orasıydı. Ama o da tabii bir sevap vesilesi. Yani eğer o olmasa Hazreti Yusuf medresesi sevabı almış olduk oradan da inşallah. İnşallah. Yani bir eksikliğimiz vardı. Allah çok şükür oradan giderdi o eksiğimizi de. Mesela akıl hastalığı iddiası da çok makbul bir şeydir. Kur'an'da çok fazla geçer. Allah elçilerine, resullere hepsine söylenmiştir. Evet. Allah yolunda mücadele eden mücahitlere de mesela Said Nursi Hazretlerine hepsine söylenmiştir. Ve Said Nursi Hazretleri bir süre akıl hastanesinde kalmıştır. Evet. Bunlar bir şereftir. Mesela bir Said Nursi Hazretleri'nin o çektiği çilelerden dolayı o kadar çok seviyoruz. Maşallah. Onun akıl hastanesinde yatması, cezaevinde yatması, 30 yıl hapis cezası almış olması, toplam 30 yıl yatmıştır hapishanede. Yani 3 yıl, 2 yıl, 1 yıl. Yani kesintisiz ceza almıştır ve kesintisiz yatmıştır. Onun için çok büyük bir şeref bu. Yani onlar olmasa ahirete gittiğinde neyi anlatacaktın? İnşallah. Değil mi? Biz yani konuşacak orada biz konuşacağız Bediüzzaman'la. Sarılacağız. Sohbeti üstadım diyeceğiz. Nasıl oldu? Anlatın diyeceğiz. O da anlatacak. Hazreti Yusuf'a soracağız. Değil mi? Nasıldı evet, hapishane? İnşallah. Nasıl yaptın diyeceğiz. Yani neler oldu diyeceğiz. O da anlatacak inşallah. 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 Peygamberlere soracağız inşallah size efendim o zaman akıl hastası iftirası atılmış. Nasıl zorluklarla karşılaştınız? Ne çileler çektiniz diyeceğiz. Onlar da onu anlatacaklar. Oranın bir süsü ve güzelliğidir bu. Ve onlara karşı sevgimizin artmasına vesile olacak bunlar inşallah. İnşallah. Bizim de anlatacağımız 3-5 kelime olursa tabii bu da bir nimettir inşallah. Orada hiç kimsenin kaldıramayacağı bir imtihanla imtihan etmişti Allah sizi maşallah hocam elhamdülillah. Evet. Yani işin doğrusu hiç kimse demeyeyim ama birçok insan kaldıramaz. Bakın kaldıramaz. Yazıyor kitapta diyor giden doktor daha muayene ederken bayılıyor adam olayın şiddetinden. Muayeneye gitmiş doktor tahammül edemiyor. Demek ki şedid evet. bir ortam yani inşallah. Onu ben söyledim. Enteresan. Dedim ki bakın bu saldırgan akıl hastası tehlikeli dedim. Ve uslubu da açık. Çünkü adam diyor seni öldüreceğim diyor. O akıl hastası sen öyle dediğine bakma dediler. Allah Allah. Olur mu adam belli saldırgan yerini duramıyor. Ben bir ara çıktım bulunduğum odadan aşağı tarafa doğru gittim. Koridordan aşağı tarafa gittim. Kapıyı kırmış içeriye girmiş adam. Kapıyı sökmüş.
Tabii. Bakın dedim, görüyorsunuz dedim yani bu tabii. Bu şekilde akıl hastası. Burada içeride olsanız yine Allah muhafaza. Yine pek dinlemezler ama o arada bir akıl hastası bunu feci şekilde dövmüş. Maşallah. Zayıf bir akıl hastası. Yani bayağı da zayıf da esmer bir şey. Erzincanlı mı ne böyle bir akıl hastasıydı? Şimdi hatırlamıyorum. Bakalım ya kadar. Yani tam da hatırlayamıyorum bir şey ama Erzincanlıydı hatırladım. Ben. O zayıf bünyesini onu nasıl dövdü? Yani bayağı iri kıyım bir akıl hastası. Ya feci şekilde dövmüş adamı. Allah korumuş. Alıp götürdüler. Allah korudu evet. Evet. Ama hayır ısrar ettiğim halde beni orada tutmaları çok acayip. Bu sefer de 7 kişi öldürdüler benim. Başka bu 300 kişilik koğuşa soktular. Bura akut serviste tuttular önce. Yani tedavi edilmemiş hastalar içinde tuttular hı hı. önce. Bu tedavi edilmemiş hastaydı. Sonra göğe tedavi edilmiş hastalar içine koydular. Orada da 7 tane adam öldürdüler benim bulunduğum koğuşta. Bir de öldürdüm mü? Sadece adamı koyup alıp götürüyorlar o kadar sediye. Tabii. Yani deli şey orada elini kolunu sallayarak geziyor. Hiç yani işlemde yapılmıyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Tabii, çünkü deli tabii. olduğu için. Yani ifadesini alamasın delinin. Tabii. Bir şey diyemezsin. Ehliyeti olmadığı için. Ceza ehliyeti yok. Tabii zaten ceza ehliyeti yok. Adam öldürmekten gelmiş zaten. Yine öldürüyor. Hiçbir şey olmuyor. Bir şey olmuyor. Ama bunlar bahçede geziyorlardı. Sizi bir de bahçeye de çıkartıyorlardı. O da yasak. Bahçede yasaktı. Gelen ziyaretçilerinizle de görüşemiyordunuz tabii. değil mi? Doktorlar arkadaşlarınız da gelemezler. Doktorlar evet. da yasakladılar. Öğrencilere görüşmeyi yasakladı. Doktorları yasakladı. Yıldırım Bey açıkladı mı işte bizde. Beni odasına bulunduğu yer makamına getirtirdi. Hı-hı. Böyle hademelerle, müstahdemlerle hep beraber gittik. Hazır oldu. Hiçbir şekilde de faaliyet yapmayacaksın dedi. Yani bu tebliğ faaliyetini tamamen durduracaksın dedi. Bu kapalı bayanlar da gelmeyecekler dedi buraya dedi. Bir daha dedi. Yani ziyaretine dedi. Başörtüsüne karşı çok şeyi vardı onun o zamanın. Alerjisi şey. Vardı diye. Evet. Eğer dedi sen buna devam edersen dedi bak benim dedi yetkim var seni ömür boyu buradan çıkartmam ben dedi. Yani kesinlikle bu faaliyetlerini durduracaksın dedi. Benim de üstümde dedi güçler var dedi. Yani böyle bir şeyler ima etti ama ben anladım ne demek istediğini. Benim üstümde güçler. Ve seni ömür boyu da buradan çıkartmam dedi yani biliyorsun dedi. Yani böyle bir gücüm var dedi. Tamam dedim yani teşekkür ederim dedim gittik. Ama ben tabii yine faaliyetlere devam hı-hı. ettim. Bu sefer bulunduğum bölüme geldi. Orada herkesi sıraya dizdi. yeniden bize bir briefing verdi kısaca. Hemşirelerle de doktorlarla kimse görüşmeyeceksin dedi. Annen ve abinin dışında dedi kimse gelmeyecek dedi. Bir de avukatın gelebilir dedi. Telefon da yok bahçede çıkmayacaksın dedi. Teşekkür ederiz dedik ne diyelim. Yani şimdi orada yani... Hakikaten de yetkisi de var. Sizi çıkartmaz. Yani ömür boyu çıkartmama yetkisi de var. Doğru yani. Çok ürkütücü bir şey. Evet. Biz de tabii kabul ettik. Onu. Ama ben bu sefer yine pencereden çocuklarla bağlantı kuruyordum. Yani bir sır. Bizim çocuklar arka bahçeden dolanıyorlardı. Bu akıl hastasının şu benim resim çekilen yer var ya şu. Evet. Bu buranın ön tarafı şurada bahçeydi burası böyle metruk bir bahçeydi aşağı kısmı şeyin hı hı. bu demir parmaklıklı yerin. Arkadaşlarım arka taraftan dolanıp oraya geliyorlardı. Ben oradan kağıda yazıyordum yani işte şöyle olsun böyle olsun şöyle çalışmıyor ama onları yazıp atıyordum. Ama öyle bağlantı kuruyorduk. Maşallah. İnşallah. Ama tabii bunlar benim anlattıklarım onda biri bile değildir anlattıklarım. Yani çok zorlu bir ortamdı. Çok bütün doktorlar da akıl akıl sizi görmeye geliyorlardı. Yani hiç kimse gitmiyordu hastaneye normalde. Sırf evet. sizi görmek için o evet. rotasyona gidiyorlardı. Yahudilik Masonluk kitabının tahsiyelerini, ikinci tahsiyeni orada yapmıştım ben. Kitap hazırlanmasını. Öyle bir ortamda bir de kitap hazırlanmış. Evet. Maşallah. Maşallah İnşallah. Diyelim. Ne diyelim maşallah hakikaten. Benim bir odam vardı. Yıkık böyle banyodan bozma ama yani böyle harabe yani. Klasik harabe. O tarzda da şu akıl hastalarında bir tane somyan var. Tek bir somya. O kadar. Bir de küçük bir tahtadan böyle bacakları falan şey bir tahta masa vardı. Onun üstünde zaten oraya yiyecek götürmek var mümkün değil. Akıl hastalar hemen gelip alıp götürüyor zaten. Onlar yazık onlar da zaten helal olsun onlara zaten bir şey yok. Anne mesela meyve alıyordu. Anında havalarda uçuşuyordu meyve. Yani akıl hastası dinler mi seni meyve gidiyor. Bana sürekli doktor bey diyorlardı. Ve inanmıyorlar benim akıl hastası olduğuma ama.
Yani bir yazar, bir aydın akıl hastalarının içerisinde 10 ay Cumhuriyet tarihinde ilk defa tutulmuştur. Evet. Evet. Yani cinayet işlemiş akıl hastaları içerisinde hiç hatırlıyor musunuz siz bir yazar, bir aydın, herhangi bir insanın 10 ay tutulduğunu hiç duydunuz mu, okudunuz mu siz? 10 ay gibi bir süreç içerisinde. Evet. Ve bakın cinayet işlemiş akıl hastaları 7 kişi öldürdüler benim zamanımda. Evet. 10 ay içerisinde 7 kişi öldürdü akıl hastaları. Yani bu çok büyük bir olay. Evet. Siz hiçbir yazarın ayaklarından zincirle, yatağa 50 santimlik zincirle vurulup 45 gün tutulduğunu gördünüz mü? Görmedik. Duydunuz mu hiç? Cumhuriyet tarihinde ilk defa da bunlar. Hepsi Cumhuriyet tarihinde ilk. Yani Allah'ın hikmeti, ben hep ilklerle karşılaştığım kendimde. Maşallah. Yani maşallah. Hep ilktir yani. Hep şaşırtıcı olaylar. Bunlar hangi tarihlere tekabül ediyor? 1986'dan. 86'da 10 ay bakın akıl hastalarının %70-80 üzerinde kıyafet yok. Ve doğal ihtiyaçlarını bilmiyor bunlar. Kafalarını cama vurmasında da bütün her yer demir. Evet. Ve buna rağmen yer alıyorlar kendilerine. Her yerde kan revan içinde. Bağıran, çağıran, ağlayan, yerlerde debelenenler. Onun içinde bir insanı 10 ay tutmak ne demektir? Evet. Onayı 10 dakika duramazsınız. Sizi koysalar 10 dakika duramazsınız. Evet. Böyle bir zorunluluğu sağlayabilmeleri hukuksal bir sürecin ardından mı? Yani evet. Hani gerçekleşme durumu, gerçekleşme süreci nasıl oldu? Yani mahkeme götürsünler dedi adli tıpa. Hı hı. Adli tıp da bu akıl hastası dedi, götürün bunu dediler. Ama 10 ayın ardından ispatlandı ki böyle bir şey yok. Yok, evet. Daha önce de mesela ben yargılandım. Ümmetçilik propagandasından ve başka davalardan yargılandım. 10 ay hapis cezası, 9 ay hapiste kaldım. Aynı savcı dedim ki bakın Türk kavminlerim, İslam milletimlerim, Türk kavminlerim dedim. Evet. O kadar. Bir kelime. O muhterem hakim, elini öptüğüm, saygıyla efendim hatırladığım ağabeyimiz, o değerli insan, evladım dedi, sen bunu söyledin mi bu cümleyi dedi. Evet efendim söyledim dedim, çünkü ben onda bir şey bilmiyorum yani. İslam milletindenim, Kur'an'da millet dilini geçiyor, din. Dinin karşılığı millettir. Evet. Ben de o anlamda İslam milletindenim dedim. Yani Kur'an'da var bu. Sözlükleri de var. Evet. Türk kavmindenim diyorum. Türk kavmindenim ben. Yani evet. Bu doğru. Söyledin mi dediler. Söyledim. O zaman avukat da yoktu. O zaman kanunlar bu şekilde değildi. 86'larda. Tamam dedi. Sanığın tutuklanmasına dedi. Ben dedim. Ben de nerede tutuklanacağımı da bilmiyorum. Ben orada bekleyeceğim zannettim. Yani gözaltına alındım falan zannettim. Meğerim başka türlüymüş olay. Bizi aldı götürdüler cezaevine. Hı hı. Saç, sakal hepsi bir tıraş edildik. Güzel cezaevi kıyafetlerimiz giydik. O zaman maviydi, açık mavi bir kıyafet. Hı hı. Tek kişilik hücreye beni koydular. 9 ay. Yani 2,5 metreye 1,5 metre bir hücre. Bakın 2,5 metre ya 1,5 metre hücre. 9 ay hücrede kaldım. Çelik kapıda. Yani sonunda da beraat ettim.
Bakırköy Akıl Hastanesi'nin gizli tarihi. Evet. Bu kitapta benim kaldığım koğuş hakkında detaylı bilgi var. Biraz onlardan okuyayım. Yani ben anlatıyorum ama tam oradakiler daha detaylı. Ben diyorum anlatamıyorum ben tam diyorum. Tabii inşallah. Nezaketen de bir kısmını tabii söyleyemiyoruz ama bayağı bir kısmını anlatmışlar burada. Getirilen hasta, bakın Ayşe Altınyurt hemşire anlatıyor bunu. Getirilen hastalar genelde çok bozuk olurdu. Bazen 7 kişi hastayı zapt edemezdi. Bak benim bulunduğum komşuda getirilen hastalar 7 kişi zapt edemiyordu. Evet. Bir iki personelin gözünü çıkarmıştı hastalar diyor. Doğru. Yakalan gözünü çıkarttıklarında onu biliyorum. Birbirlerinin burnunu, kulaklarını ısıranlar da oluyordu. Sonra beni 14B'ye verdiler. Ben buraya da, bu koğuşa da verdiler. Yani biz hep böyle en güzel koğuşlara geçtik böyle. İnşallah. Burada diyor çok sayıda ranza vardı ama hastalar çoğu yerlerde yatıyordu. Bir battaniyeyi birkaç hasta paylaşıyor. Battaniyeyi kaldırdığımızda altından 4-5 hasta çıkıyordu. Hakikaten öyleydi. Yani mesela bir yatağın içinde 4-5 hasta birden yatıyordu. Evet. Bir battaniye altında yatıyorlardı. Ölen bir hastanın fark edilmesi bazen 1-2 günü buluyordu diyor. Yani evet. Hakikaten o tarzdaydı orası. O zaman 14B meşhur bir 14B benim kaldığım yer. bir şekilde yolda düşen hastaları bir daha çıkamıyordu. Evet. Onun için Yıldırım Aktuna da demişti bana rahmetli. İstesem seni buradan ömür boyu çıkartmam demişti o zamanlar. Yani evet. Sağlam akıllı bir insan bile oradan. Benim için zor yıllardı diyor bakın hemşire bulunuyor. Başka hastaneye tayin istemediğim için çok pişmanlıklar yaşadım. Uzun süreli depresyon tedavileri gördüm diyor. Evet. Gülderen Ayar hemşire yine açıklıyor. Geldiğimde ise ağır bir koku vardı. Etraf pis ve dağınıktı. Hastalar çırılçıplak yerlerde yatıyordu. Doğru. Çırılçıplak yatıyorlardı hakikaten. Hepsinin kafası tıraşlıydı diyor. Çoğunun kafası tıraşlıydı. Hepsi birbirine benziyordu. Hakikaten öyleydi. Servislerin içine girmek çok ürkütücüydü. Yemeklerini elleriyle yiyorlardı. Tedavide suyun içine ampul kırılıyor. Hastaların hepsine standart birer bardak içiliyordu. Bir sabah 14A kahvaltı kontrolüne gittiğimde benim meşhur bulunduğum bölümün kahvaltı, bize gelen kahvaltıyı anlatıyor. Evet. İnşallah. Kahvaltı olarak diyor, güğüm gibi bir kabın içindeki çaya ekmek doğranıp lapa yapılmış kepçe kepçe hastalara veriyordu. Onlar da büyük bir iştahla yiyorlardı. kaşıkları hemşirelere fırlatıyorlardı diyor. Doğru, hakikaten kaşık kullanmıyordu. Böyle avuçla yiyorlardı hakikaten. Ellerinden yüzünden akıyordu böyle şey gibi. Mehmet Altay teknisyen, onun açıklamaları var. Latif Alkan doktor, ona jüride Aral psikolog, onun açıklamaları var. Bekir Arpacı doktor, onun açıklamaları var. Bir doktor arkadaşım diyor, bir keresinde benim 14A'yı anlatıyor yine. Evet. En namlı bölüm benim bulunduğum yer. Herkes oradan anlatıyor. Bir doktor arkadaşımız bir keresinde diyor, anemnez almak için fazla durduğunda senkop geçirmişti. Doktorlar bulur bunu. Nedir bu doktorlar? Öykü alıyor yani hastalığın geçmişi. Bayılıyor. Sebeplerini anlatırken baygınlık geçiriyor. Bayılmış. Anemnez nedir? Anemnez hastalığın geçmişi. Ediyor, sözlü olarak. Ha, sözlü olarak. Konuşuyor. İçin diyor fazla durmuş biraz, senkop geçirmiş. Bayılmış. Bayılmış. Bak doktor bayılıyor. Dayanamamış. Ortama dayanamayıp bayılıyor. Orada çok can emniyeti olmadığı için doktorlar hemşireler beklemek istemiyorlardı. Azılı hastaların bulunduğu bölüm, evet. Bahsettiğimiz evet. Bölüm değil mi? Evet. Elektroşok düşünen hastalar yataklarına yatılır ve arka arkaya sırayla elektroşok uygulanırdı. Hakikaten öyleydi, böyle diziyorlardı. Sıradan elektroşok yapılıyordu. Havaya hopluyor böyle hasta. Evet. Elektrik yani kaç bin volt verilir? 1000 volt gibi bir şey verilir. 1000 volt yüksek. Daha da yüksek olabilir. Elektrik veriyor, bütün vücudu kasılıyordu, dişleri kırılıyordu bazen hastaların. Evet, çok kısa. Ağzına şey koyuyorlardı. Tahta koyuyorlardı. Plastikten bir şey koyuyorlardı, evet. Ağzına dişlerini evet. Kırmasın diye. Ben hep gözümün önünde yapıyordu elektroşok zaten. Mesela bağırıp çağırıp deli kendini yerlere atanları hemen elektroşok yapılıyordu. Bayılıyordu elektroşoktan sonra. Veyahut 5-1 denen bir şey vardı, uygulama vardı. 5-1 ünlü, yani hastalar bundan dehşete kapılıyorlardı, çok korktukları bir şey. Haldol, evet. Haldol veriliyordu. Haldol iğnesini yaptın mı hastaya, dili şu kadar falan dışarı çıkıyor.
kafası arkaya gidiyordu böyle tam anlamıyla ama akıl almaz derecede kafası arkaya kasılıyor. Yani normal insan yapamaz onu. Yani yapamazsın. Kolları falan kasılıyor, ayakları kasılıyor. Ağzından saller akmaya başlıyor ve konuşamıyor. Sadece inliyor tabii dil öyle olduğu için. Ve bütün vücudu kasılıp ben çok fazla hasta vardı. Hep böyle yerlerde yatardı onlar. Evet. Ve bağır, yani o şey beklenirdi. Yani ilacın etkisi, evet. İlacın yan etkisiydi bu. 5-1. Yani 5 haldol bir akinaton. Yani yapılıyordu. Peki böyle bir ilacın doktorlarımıza da sormak istiyorum. Nasıl bir tedavi edici etkisi olabilir ki insanı bu şekle sokan bir ilacın? Yani titriyor zaten hastalar. Yani amaç tedavi ise tabii. Bütün hastalar titriyordu orada. Evet. Yani tamam böyle şöyle zıngır zıngır titriyor. Şeyden ilacın etkisiyle verilen ilaçların etkisi. Yan etkisi ilacın. Ve ciltlerinde hepsinde pullanma ve dökülme oluyordu. Cilt dökülmesi oluyordu. Ve çok ağır bir koku alıyordu. Yani onun da etkisi olabilir. Hakikaten çok yoğun bir koku vardı. Bakın orada doktorlar bile bayılıyormuş benim bulunduğum dönemde. Evet. Size de tabii bu uygulamalara maruz kaldınız değil mi? Tabii. Biz o ortamdaydık. Allah'a çok şükür bize elektroşok yapmadılar ama yani ortam o şekildeydi. Şimdi böyle bir ortamda sözünüzü kestim çok özür dilerim. Hakikaten aklı selim bir insan bile akıl sağlığını kaybedebilir. Orada bir bunalıma girebilir. Kendi hayatına son verme eğiliminde olabilir. Allah göstermesin, Allah vermesin. Bakın, siz nasıl telkinde bulundunuz kendinize? Çok geçici süre olan hemşireler tedavi görmüşler. Değil mi? Evet. Bak giren doktor diyor bayılıyor. Yani doktor bayılıyor olayın şiddetinden. Ben orada 10 ay kaldım. 10 ay. Hocam, ve ben dışarıda çıkarılmadım yani. Mesela hemşire dışarı çıkıyor, doktor dışarıya çıkıyor. Geziyor, bahçede şey yapıyor. Bir doktor ne kadar gelir hastaneye? Evet. Çok kısa bir süredir. Evet. Ben sabahtan akşama kadar onların içindeydim yani. 24 saat. İnşallah. Göz çıkartma zaten çok alelade bir olay. Burun kopartma, kulak kopartma. Ben onları saymadım yani. Onlar yani vakayı adiyeden onlar. 7 kişi öldürdüler benim zamanımda. Yani boynunu kırarak, kafasını duvara vurarak. Tabii. Bakın 7 kişi, çünkü deri kuvveti, yani zapt edemiyor hakikaten. Hasta bakışlar adamların ayaklarına yapışıyor, bir kısmı yapışıyordu, kollarından yapışıyorlar, durduramıyor. Öyle bir akıl hastası geldi, başka bir yerden alıp getirdiler. Dirik bana, sana işte seni öldüreceğim, işte seni öldürmeye kararlıyım. Ya dedim bu adam hasta, bunun şey niyeti bozuk, bunu götürün dedim. Yok dediler, o hasta bir şey olmaz dediler. Ben koğuşu başka yan tarafa geçtim. Benim orada olduğumu zannetmiş, kapıyı kırdı. Kapıyı kırıp içeriye girmiş. Orada olsanız tabii, Allah korusun, Allah istirgesin. Kardeşim diyoruz işte artık deli adam açık açık söylüyor. Yani götürmediler adamı. Şikayet ettirmiş, hemşirelere söyledim yine götürmediler. Sonra orada böyle çok zayıf bir hasta vardı, akıl hastası vardı. Bunu feci şekilde dövdü. Yani iri yarıydı bu. Ama dövdü Allah'ın hikmeti, yani deli kuvveti. Ondan sonra mecburen götürdüler onu. Yani ağzı burnu tamamen dağıldı. Yani niye dövdüğünü de anlamadım. Birden böyle elektriklendi. Yani sebepsiz saldırdı. Yani tanımaz bilmez yani böyle. Geçiyordu yanında. Ya mahvetti böyle. Ondan sonra mecburen götürmek durumunda kaldılar. Yani bunu şikayet ettiğim halde adamı almamalarına ben şaşmıştım. Çok ilginç. Evet. Orada bir kasıt varmış gibi değil mi sanki? Ya hani çok yani, acayip adam açık net söylüyor yani öldüreceğim bir adam. Yani evet. Daha ne desin yani? Eylem yapıyor adam. Kapı söktü yani kapıyı. Evet. Komple bütün önüne çıkarttı kapıyı. Yani deri kuvveti. Cana kastlar tabii. Yani. Çok ilginç. Yani tabii anlaşılmaz işler. Benim oradaki açık servislere niye vermediler? Ya normal servislere niye vermediler? Niye telefonla görüşürtmediler? Evet. Değil mi? Arkadaşlarımla görüşmeme niye müsaade etmediler? Bahçeye çıkmama niye müsaade etmediler? Evet. Anlamadım. Çok ilginç. Yani çok garip. Çok ilginç. Hatta bir ifadenizde bir programımızda demiştiniz ki hani doktorla dahi görüşemiyordum. Yani bir insanı tedavi etmek için eğer alıkoyuyorsanız o insana bir doktor muayenesi düzenli olarak bir doktor gözetimi gerekir. Ya tabii yani doktorla görüşemiyorsun. Çok güzel ilginç. Tabii. Ben madem hasta olduğuma inanıyorsun. Tabii. Ya ben hemşirenle niye görüşmeyeyim? Evet. Doktorla niye görüşmeyeyim? Evet. Yok görüşmeyeceksin. Ki her hasta görüşüyorken. Tabii. En umutsuz, en hani hayati artık hayatından ümit kesilmiş hastalar bile doktor gözetimini
hak ediyorlar doktor bir şekilde, evet. Görüyorlar. Çok ilginç. Bir de tabii bacaklarınızın zincirlenmesi falan var. Çok sanki böyle azılı, tehlikeli etrafa hani bir şey yapacak insan mısınız gibi bir zincir durumu var. O da çok bakın, ilginç. Bakın adam öldüren, göz çıkaran, akıl hastalarının hepsi eli kolu tabii, açık yazıyor. Tabii. Kardeşim ben yani kimin gözünü çıkarttım, kimi öldürdüm, ne yaptım yani Halim Selim? Bir insanım gayet. Şefkatli bir insanım yani. İnşallah. Hiç bir zararım olmaz. Tabii estağfurullah. Ayağıma zincir ne alaka yani, hem de öyle az buz değil. Şu filmlerde oluyor ya. Evet. Böyle baklalı kalın zincir. Yani öyle hafif bir zincir de değil yani. Şakır şakır ses getiriyordu böyle. İnşallah. O bir de onun şey kelepçesi var. Çelikten. Hı hı. Onu da ayağıma geçirdiler. Yani anlayabilene ne diyeyim yani. Hepimiz evet. Şahit olduk o dönemde inşallah. Yani bütün evet. Okuyan doktorlar, herkes staja gidiyordu. Herkes bu duruma hocamız anlattığına şahit oldu orada inşallah. Çok ben de şahidim. Çok acayip bir durum. İnşallah. Çok acayip. Herkes de biliyordu. Bir de hocamız herkesi neşelendiriyordu. Ben orada tanıştım hakikaten. Gider öğrenciler mutlu olarak çıkıyorlardı. Hı hı. Böyle ya böyle bir durum işte, bir de o da çok önemli bir şey. Nasıl hani göğüs gerebildiniz? Tüm bunca yapılan zulme diyeceğim artık, nasıl göğüs gerebildiniz? Yanaklarından kan damlıyordu bilmiyorum. Bayağı zımba gibi, zımba gibi çıktık. Maşallah. Maşallah. Beni böyle elini yüzünü yaralayan böyle şey yapan akıl hastalarının yerine de koymuşlardı. Yani bir kendini yaralamayanlar var, bir de kendini yaralayanlar var. Mesela duvara vuruyor, sürekli kafasını vuruyor, kan revan içinde geziyor. Onların bölümü, bir de oraya koymuşlardı. Ben orada biraz garip oluyordum ama barfix falan çalışıyordum. Maşallah. Baktılar olacak gibi değil yani orada sporda. Çünkü onun bahçesi vardı, onun şeyiydi, avantajlıydı. Yani güneşe çıkıyordu, spor yapıyordum ben orada, bir şey vardı. Arkadaşlar da benden göre onlar da barfix İnşallah. Hakikaten böyle bir yerden bile avantajlıydı diye, bahçesi vardı diye böyle evet. Güzel güzel anlattınız. Evet. Çok enteresan hakikaten. Çok sağlıklı enteresan. Görünüyordu maşallah. Yani muazzam sağlıklıydı hocamız. Gelenler el ayağa boşanıyordu. Annemin beti benzi atıyordu. Kül gibi oluyordu. Bizim avukat falan, yani söylemeyeyim ismini de. Yani hep ağlamaklı oluyordu. Ben sürekli onu telkin ediyordum yani. İnşallah. Tanıdıkları falan da öyle. O da ayrı bir sorun oluyor. Mesela bir DGM'de tutuklanmıştım. İşte bu şeyde Türk kavminlerim, İslam milletindenim sözünden dolayı tutuklanmıştım DGM'de. O şeyin başlangıcı öyle olmuştu. Akıl hastanesine sevk. Öyle bir şeyde sevk ama. Annem geldi, beti benzi kül gibi yani böyle. Bakıyor şimdi, yani insan istiyor ki hani biraz yani böyle değil mi? Güzel sözler edecek bir şeyler falan. Yani mümkün değil. Annem çık 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 çık. Tam klasik anne böyle. Sungur abi geldi sağ olsun, Allah razı olsun. Nur talebelerinin yaşayan son büyük alimlerinden Bediüzzaman'ın sır katibidir. Ve vekillerindendir yani. Çok mühim bir şahsiyettir. Evet. Ahir zamanın evet. Çok önemli bir şahsıdır. Evet inşallah. O da geçenlerde öyle biraz rahatsızlanmıştı. Ben öleceğim galiba dedi. Ondan sonra bana söyle zaten rahatsızlandı, ölmek üzere, gitsen iyi olur dediler. Ben gittim gözün içine bakarak dedim, sen görevlisin dedim. Ölmeyeceksin dedim inşallah. 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 Maşallah. Ve Mehdi'yi göreceksin dedim. İnşallah. Bakın sonra hiç söylemezken, o hep Bediüzzaman Mehdi'dir diyordu. Bediüzzaman bana dedi ki dedi, sen göreceksin dedi. Maşallah. Kalabalığın içinde herkes, talebeler de vardı. Nefesimiz kesildi. İlk defa söyledi. İnşallah. Sen göreceksin dedi bana dedi. Maşallah. İnşallah. Yani İnşallah. İslam'ın hakimiyetini şeyi. Ama ben bunları söyledikten sonra, daha önce benim yanımdan ayrılan münafıklar vardı. Bizim arkadaş grubumda. O münafıklar oraya geçmişlerdi. Orada da ona çok ağır bir iftira atarak ayrılmışlar. Ve onu ezmeye çalışıyorlar. O bulunduğu evden çıkartmaya çalışıyorlardı. Yani bakın Bediüzzaman'ın mutlak vekili olan bir insan. Vekili. Ve veli bir insan. Yani muhterem bir insan. Bakın münafık ahlakını görüyor musun? Diyor ya Cenab-ı Allah ayette, kalpleri parçalanmadıkça vazgeçmezler. İnşallah. İnşallah. Oraya gidiyor, orada da münafıklık yapıyor. Değil mi bak? Evet, yaşlı başlı evet. Bir insana akıl almaz iftiralar atarak oradan ayrılmışlar. Ve onu ezmeye çalışıyor. Bulunduğu yerden çıkartmaya çalışıyorlar.
Tabii biz de yardımcı olduk yani öyle. Maşallah. Dedik Allah seni korur dedim. Öyle bir şey olmaz. Sen aynı zamanda görevlisin dedim inşallah. Yani çok açıldı ondan sonra. Rusya'ya gitti, Obriyada'ya gitti. Birden canlandı. Maşallah, şimdi zımba gibi maşallah. Maşallah. Yani bayağı sağlıklı. Yani demek istediğimi anladı. Maşallah. İnşallah. İnşallah. Görevlisin dedim. İnşallah. İnşallah. Ama gözlerin içine bakarak dedim. İnşallah. Maşallah. Ondan sonra zaten dedi diğer Nur talebesi abi de falan. Ya dediler muazzam canlanmış. Birden değişti dediler. Maşallah. Hakikaten yerinde duramıyor şu an. DGM'nin önünde yüksek sesle bağırdı. Sungur abi işte bu dediğim Sungur abi. Ben tutuklu getirildim. Sevk zincirlerine hemen böyle kadın ana zincire de ayrıca bağlıydım. O zamanlar adet öyleydi. Daha değişikti. Ne mutlu sana dedi ama bayağı yüksek sesle bağırdı. Maşallah. Mazi de yani geçmiş de müstakbel de yani gelecek de seni alkışlıyor dedi. Elhamdülillah. Bayağı yüksek sesle. Orada da bir mesaj var tabii. Tabii. Çok iyi oldu. Anneme de çok iyi oldu çünkü cık cık diyor. Vallahi bana musallat olmuştu. Anne yüreği de yani. Ama yani cık 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 cık. Annem çok sevimlidir. Maşallah. Ya delikanlıdır annem bayağı yiğittir de. Maşallah. O da Bakırköy'de sürekli mecburen kadıncağız onlarla muhatap olmak durumunda kalıyordu. Bakırköy'e geliyorlardı. Bakırköy'e geliyordu. Meyve getiriyordu. Anında tabii meyveler havalarda uçuşuyor. Akıl hastası gel meyve. Ama çok iyi oluyordu. Sevap oluyordu. Çünkü onlar yani çok sağlıksız bir şey oluyordu. Yani. Meyve onlar için çok lüks bir şey yani. Evet. Yani inşallah sevap oluyordur. Beni doktor zannediyorlardı onlar. Doktor bey, doktor bey diyorlardı. İnanmıyorlardı benim akıl hastası olduğuma. Bak yani akıl hastası olduğu halde inanmıyordu yani düşünün. Deli bile inanmıyor yani. Daha ne artık. İnşallah. Hepsi doktor bey diyordu. Ben de işte elimden geldiği kadar bir Deli Hüseyin vardı. O kapıyı ona tutma görevi vermişlerdi. Deli Hüseyin'e laf anlatmak mümkün değil. Yani anormal çığlıkları, bağırtıları var. Para üstlerinde de çok ustaydı. Konuşmuyor. Sadece elini açıyor böyle. Eliyle hareket yapıyor. Acayip sesleri vardı onun. Garip sesler çıkarıyordu. İyi bahşiş verirsen kaçak olarak bazen kapıyı açıyordu. Yani kısa süreliğine. Yani bahçeye çıkabiliyordu öyle yani. Çok öyle birkaç defa kaçak çıkmıştım bahçeye. İtiraf ediyorum yani. Deli Hüseyin sayesinde ama Deli Hüseyin de son meteliğimize kadar da paralar alıyordu yalnız. Böyle o tarz bir deli değildi Deli Hüseyin. İnşallah. Ama çok seviliyordu. Bayağı sevimliydi. Bilmiyorum yaşıyor mu şu anda da. Evet. Şimdi ben tabii anlatırken biraz da böyle çirkinlikleri fazla dile getirmek istemiyorum. Ama mesela bakın bu kitapta anlamlı bir, çok kapsamlı anlatmışlar. Bakırköy Akar Hastanesi'nin gizli tarihi diye bir kitap. Burada her şey çok açık anlatılıyor. Mesela sabah kahvaltısında bulanık bir çay suyu böyle demir bir kazanın içerisinde. İçine de ekmek doğranmış. Sabah kahvaltısı. Buyurun sabah kahvaltısı. Şimdi ben bunu söylersem bu yani insanlar rahatsız edebilir. Güzel ya mesela duvarlarda bitler, pireler geziyordu akıl hastanesinde. Şimdi ben bunu nasıl anlatayım? Bu kitap anlattığı için anlatmak durumunda kaldım. Ama anlatılması gerekiyor aslında. Çünkü evet. Oradaki insanların hani rahatsızlığından ötürü orada bulunan insanların evet. Bir şekilde savunacak insanlar olması gerekiyor. Çünkü evet. Ciddiye alınmayacaklardır söyleseler bile. Zaman zaman belki kendilerini ziyarete gelen insanlara evet. ifade ediyorlardır ama ciddiye alınmıyorlardır rahatsızlıklarından ötürü. Aslında söylenmesi bir anlamda faydalı, sizin anlatmanız faydalı oluyordur. Bunlar televizyon programı yapıldı, anlatıldı. Bununla ilgili kitaplar var artık. Bu kitap olarak basılıyor. Hı hı. Yani bu ilgili bütün kurumlarda var bunlar. Ama buna rağmen böyleydi. Yani bilinmeyen bir konu değildi ki o. Yani bilinmesi oldu. Biliyorsunuz hani, göz göre göre. Tabii teftişe açık, herkes görüyor. O geliyordu oktarlar. Hepimiz şahit. Öğrenciler geliyordu. Yani herkes görüyor. Yani, kafa, yani şu anda da gidin yine görürsünüz. Yani çırılçıplak yatıyorlar yerlerde. Akıl hastası bu yani. Buna bir açıklama getiremez ki oradaki kişi. Adam kafasını sürekli duvara vuruyor, kanıyor eli yüzü. Bağırıp çağırıyor yani tiksindi verici bir durum. Yani temizliğe dikkat edemiyor akıl hastası olduğu için.
Adamı zorla yıkamaya götürsen akıl hastasıyla güç, kuvvet yetmiyor. Yıkanmak istemiyor. Yani onun için bunlar yani gizli olan, bilinmeyen konular değil. Çok açık aleni bilinen şeyler. Evet. Bir de ama, sizin bulunduğunuz evet, bölüm tam evet, yani azılı denebilecek evet, hastaların bulunduğu evet, bölümdü değil mi? Mesela bakın şu ranzalar hakikaten benim bulunduğum yerdeki yataklar bu. Yani yatakların aynısıdır. Buradaki fotoğraf, şuradaki görün. Bakın mesela ayağı arkadan görüyor, üstü hakikaten kirli battaniyelerin bu şekilde örtülüyordu. Aynısıdır, bu şekildeydi. Benim yatağım da bu tarzdaydı. Aynısıydı. Yani bu tarz, aynı bu model. Ama şimdi bunu nasıl anlatayım? Yani kaldığım yer rezalet. Ama anlatılacak gibi değil. Yani insanların rahatsız edici, insanları rahatsız eder anlatsam. Değil mi? Evet, ama mesela ayağıma zincir vuruldu, bunu anlatıyorum. Yine bu bir dereceye kadar anlatılabilir ama pis olan, kirli olan şeyleri ben anlatamam. Akıl hastası diyorum ama şundan anlayın. Doğal ihtiyaçları bilmiyor adamlar. Evet. Bilmiyorlar. Hı hı. Böyle bir ortamda 300 kişi var, nasıl olur ortalık? Oho. Ben nasıl anlatayım bunu? Değil mi? Tabii. Orada temizlik şu bu falan olur mu? Yani evet, rezalet olur, başka bir şey olmaz. Var gücüyle bağırıyorlar zaten. Çığlık çığlığa yani. Akıl hastası çığlıkları çok şiddetli oluyor. Yani bir de deli kuvveti oluyor. Var gücüyle bağırıyor. Gecenin ikisi, üçü, dördü, beşi fark etmiyor. Gündüz. Mesela sigara içenler var, başka bir şeyler yapanlar var. Bir yatakta mesela altı kişi birden yatıyor yan yana, balık istifi gibi. Adam uyuyor mu uyumuyor mu bilinmiyor. Mesela bak diyor, ölenler diyor, günler sonra anlaşılıyordu diyor, öldü diyor. Battaniyenin altında. Koğuşun içi yani çok fazla yatakla dolu. Hı hı. Boydan boya yatak. Kimin nerede yattığı belli değil ki. Kimi altına, yatağın altına girip yatıyor. Yani ranzanın tamamen altına, betonun üstünde yatıyor. Kimi bir üstünde yatıyor, kimi başka bir yerde, kimi cadde, sokakta yatıyor. Peki bu insanların tedavileri nasıl gerçekleşiyor diyorsunuz ya, yatağın da öldüğü günler sonra, öldü de demeyeyim, vefat ettiği günler sonra anlaşılıyor. İşte sıraya giriyorlar, hepsine ilaç veriliyor, aç ağzını diyor işte, atıyorlar ağızlarına ilacı, onlar da içiyor. Yahut kendisi alıyor, sıraya giriliyordu, yani herkes kuyruğa giriyor, ilaç kuyruğuna giriyor, herkese ilaçları veriliyor. Bir kısmına iğne veriliyordu. Mesela haldol veriliyor. Ağır haldol. Dili yani akıl almaz dışarıya çıkıyor. Yani bir insanın dili ne kadardır? Değil mi? Hmm. Yani abartmayayım, taş şurasına kadar falan sarkıyor. Nasıl oluyorsa ben anlamıyorum yani. Yani çok abartılı şekilde dili çıkıyor değil mi? Hmm. Kafası arkaya tamamen gidiyor. İyice gidiyor. Ta sırtına yapışacak kadar. Kolları kasılıyor. Mesela bütün kolları böyle kasılıyor. Ayakları kasılıyor. Bir de nefes de alamıyor. Sadece bağırtı ve inleme tarzında. Saatlerce duruyorlardı öyle. E peki böyle bir ilacın nasıl bir tedavi şeyi olabilir ki? İnsanı o hale getiren bir ilacın nedir şeyi yani? Bu ilacın yan etkisine gidecek başka ilaç var, onu vermemişler. O yüzden. Yani biraz da herhalde benim anladığım, şu an anlayabildiğim ceza olarak evet, yapıyorlar anladığım kadarıyla. Allah Allah. Çünkü ona çözücü de ilaç veriliyor hakikaten. Çözücüyü vermiyorlar demek ki. 5-1 diyorlar mesela. Çok korkuyordu akıl hastaları ondan. Evet. Mesela böyle taşkınlık yapan, saldıran akıl hastaları oluyordu. Oraya buraya kendini duvarlara vuruyor. Onlara yapıyorlardı genellikle. Ben sonra öğrendim ki o karşı ilaç verilebiliyor. Ama onu uzun süre vermiyorlardı. Tedaviye fayda versin diye sordum ben. Niçin bekletiyorsunuz dedim. İşte ilacın etkisini göstermesini bekliyoruz dediler. Yani etkisi böyle dediler. Tamam dedim o zaman. Hı hı. Ama sonra ilaç verdiğimi çözülüyorlardı. Yani akinaton denen bir ilaç veriyor. Akinaton veriyor. Haldol'u. O çözüyordu. Ama her yer böyle tiplerinden oldu. Mesela gözü önünde elektroşok yapılıyordu hastalara. Sırada. Havaya hopluyor böyle. Çok yüksek miktarda elektrik veriyor kafasına. Hı hı. İki taraftan. Ya vücudunu hoplatıyor böyle. Zaten tutuyorlar onu hoplamasın evet, diye. Feryatlar figan mesela bak, pis kokudan diyor içeri giremiyorduk diyor adam. Doktor bayılmış içeri girince artık olan şiddetinden. Beni orada 10 ay tuttular. Ve sonunda da beraat ettim.
Geçmiş olsun dediler, gönderdiler. Hiç. Yani. Yani 9 ay hücrede tutuldum. 10 ay akıl hastanesinde tutuldum. Sonra da savcı Türk kavminlerim, İslam milletindenim sözümün suç unsuru olmadığını söyledi. Mütalaa verdi. Mahkemede kabul etti. Beraat ettik. Hadi geçmiş olsun gittiler. Beni o zamanlar rahmetli Bakırköy Akıl Hastanesi'nin müdürü olan, başhekim olan Yıldırım Aktunan'ın yerine götürdüler. Bütün gazetecileri toplandılar. Hadi bakalım öp dediler elinde dediler. Yıldırım Aktunan'ın elinde dediler. Yani hizaya gelmiş oluyorum. Yani ben dedim yani öpecek bir şey yok dedim yani el öpmelik. Niçin el öpeyim dedim. Aa dediler olur mu öpmen lazım dediler. Bak gazeteciler de bekliyorlar. Benim fotoğrafım var. Şöyle şu şekilde el öptürme resmi var. Bilmiyorum. Evet. Gördünüz mü siz? Gazetede var. Onu şeyde de gösterebilirim programda. Kafam böyle arkaya doğru gitmiş. O da elini yukarı yüzüme doğru kaldırmış. Zordan elini öptürüyor böyle. Yani ben de hiza olmuş oluyorum gibi herhalde düşündü bazı kişiler anladığım kadarıyla. Yani Yıldırım Aktunay'ı tenzih ederim adamcağız şimdi vefat etmiş gitmiş. Ama yani çok acayip olaylardı bunlar. Tabii orada mesela zincirlenmeniz sanki böyle çok hani zapt edilmeyen hani etrafa saldıran zarar veren bir rahatsızlığınız bir şeyiniz varmış gibi sizi zincirlemeleri mesela bu çok ilginç. Hem de üstüne üstlük bu kadar rahatsız bir insana doktor kontrol etmemesi. Bunlar çok ilginç. Hayır madem beni akıl hastası olarak görüyorsunuz değil mi? Doktorlarla niye görüştürmüyorsunuz? Tabii. Akıl hastası dediği insan doktorlarla görüşmesi lazım. Görüşmeyeceksin de. Sonradan da ruhenle bedenen sağlıklısın dediler. Adli Tıp Üst Kurulu'nda raporu bozdular. Sonra askeri hastanede de ruhen ve bedenen tam sağlıklı şeklinde rapor bozuldu. Ondan sonra bu sözleri artık üstünden kaldırdılar. Yani yoksa basın bunu sürekli kullanıyordu. Evet. Akıl hastası aşağı, akıl hastası yukarı. Aman kitaplarını okumayın. Bu akıl hastasıdır. Bu tarzında. Halen daha kullanılmaya devam ediyor. Tabii tabii daha halen humanist de kullanıyor. Tabii fotoğrafınızı koymuş.